Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba! Bugün nasılsınız? Evet! Vay canına! Nerede olduğumuza bakın. Bugün Las Vegas, Nevada'daki Fidget's kapalı oyun alanındayız. Pekala, hadi etrafta zıplayıp neler olduğuna bakalım. Oo, bakın, bir tren. Oo. Pekala, geziye devam ediyorum. Şuna bakın. Vay canına. Bu bir tren istasyonu. Gördünüz mü? Bir sürü tren var. Örneğin bu kırmızı tren. Çuf 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 çuf. Aa, merhaba pembe tren. Bakın, bu pembe bir tren. Vay canına. Merhaba. Çuf 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 çuf. Bakın, siyah bir tren. Çuf 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 çuf. Trenleri seviyorum. Vay canına. Pekala, hadi bakalım. Evet, zıplamaya devam ediyorum. Şuna bakın. Renkli bir top havuzu. Vay canına. Bir sürü renkli top var. Bu da ne? Vay canına. Şuraya bak. Bu yeşil bir çim biçme makinesi. Öyleyse çimleri biçelim. Bakalım başka neler var. Bu da ne? Vay canına. Kırmızı bir motosiklet bu. Run run. Bence başka şeyler de bulabiliriz. Dikkat edin. Az kalsın sizi vuruyordum. Vay canına. Bakın. Bu bir ekskavatör. Evet, tıpkı Blippi'nin ekskavatör şarkısındaki gibi. Soy un excavadora, excavadora, ya no hay tierra ahora. Evet, şimdi odanın diğer tarafına emekleyelim. Vay canına. Şuna bakın. Bu bir geminin tabanına benziyor. Bu da deniz olmalı. Çok havalı bir gemi bu. Pekala, emeklemeye devam edelim. Şuna bakın. Vay canına. Bu bir itfaiye aracı. Ve bir okul otobüsü. Evet, itfaiye aracını alalım ve onu kaydıralım. Evet. Bu harikaydı. Hadi bir daha yapalım. Bu sefer de okul otobüsü. Hazır? İşte gidiyoruz. Evet.
Evet, harika. Vay canına, arkadaki şeye bakın. Ooo, prenses ve kralın şatosuna benziyor. Şimdi içeri gireceğim. Merhaba. Bakın. Ben bir unicornum. Şatoda bir şey daha buldum. Evet. Bir bebek arabası. Ve içinde bir bebek var. Bu bir bebek. Merhaba bebek. Merhaba. Pekala, iyi uykular bebek. Şşşt. Uyusun da büyüsün ninni. İyi uykular. Hoşça kal. Evet. Şimdi etrafta biraz koşturalım. Oo! Şu basamaklara bakın. Çok renkliler. Bu basamağın rengi mavi. Bu basamağın rengi turuncu. Bu basamağın rengi kırmızı. Oo! Ve bu basamağın rengi de yeşil. Yukarı gelin. Vay canına. Şu kırmızı kum torbasına bakın. O, 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 o. Aa, burada bir tane daha var. Oo. Oo, gördünüz mü? Bir tane daha var. Bu kum torbasının rengi turuncu. Vay canına. Biz şimdi oyun alanının ikinci katındayız. Oo! Hey! Burada bir tünel var. Hadi oraya gidelim. Merhaba. Merhaba. Oo, şu tünele bakın. Sizi görebiliyorum. Tamam. Oraya geliyorum. İşte geliyorum. Tünelde emekliyorum. Vay canına. Çok eğlenceliydi. Şuraya bakın. Aa, bunu gördünüz mü? Sarı renkli bir kaydırak ve daire şeklinde. Şimdi ben buradan aşağı kayacağım. Ben aşağı inince siz de arkamdan gelebilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Hoşça kalın. Harika. Kaydıraktan kaydınız. Evet. Kaydıraktan kaymak çok eğlenceliydi. Bence şimdi dönmeliyiz. Dönmeyi seviyorum. Hey. Bu da ne böyle? Merhaba. Peki, nasılsınız? Şu anda bir evin içindeyim. Rock, rock. Merhaba kurba. Başka ne varmış? Hoşça kal kurba. Merhaba, ben bir kuzuyum. Kuzuyum. Merhaba. Hadi diğer tarafa gidelim. Vay canına. Şu alete bakın. Dengede duruyorum. Evet.
Bu harikaydı. Hadi biraz daha dönelim. Oh, bu sarı bir araba. İşte geliyor. Evet. Bir tane daha var. Bu arabanın rengi ise mor. Hazır olun. İşte geliyor. Evet. Hey, şuna bakın. Bakın, bu atı olan pembe bir fayton. Hoşça kal. Evet. Aa, ve üstü sarı, altı kırmızı bir araba. Oo, dikkat edin. Aa. Oo. Ve siyah bir polis arabası. İşte geliyor. Oo. Evet, bir tane daha. Kırmızı bir itfaiye aracı. İşte geliyor, güle güle itfaiye aracı. Wow. Hadi gidelim bu taraftan. Şu renkli legolara bakın. Rengarenkler. Bence arkalarında ne olduğunu görmek için onları yatırmalıyız. Vay canına. Evet, gördünüz mü? Bu bir yazı tahtası. Üstüne yazı yazabilirsiniz. O zaman bugün yaptıklarımızı tekrar edelim. İlk olarak zıpladık. Z, I, P, L, A. Evet, zıpla. Sonra emekledik. E, M, E, K, L, E. Emekle. Ve sonra koştuk. K, O, Ş, koş. Peki sonra ne yaptık? Evet, kaydıraktan kaydık. K, A, Y. Yani kay. Ve sonra dönmüştük. D, Ö, N. Yani dön. Yani bu çok eğlenceliydi. Oyun alanında çok güzel aktiviteler yaptık. Ve bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Evet, benim adım Blippi. Hadi birlikte yazalım. Hazır mısınız? B, L, İ, P, P, İ. Blippi. Harika. Sonra görüşürüz. Merhaba. Hey, ben Blippi. Bugün bir sürü baloncukla birlikteyim. Baloncukları seviyorum. Peki ya siz? Evet. Bu bölümde sizlerle baloncukları çok iyi bilen biriyle tanışacağız. Evet. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Oo! Ne kadar güzel. Teşekkürler Blippi. Hey, bekle. Sen de kimsin? Ben baloncuk uzmanı Megan. Baloncuk uzmanı mı? O da ne demek? Her tür baloncuğu yapabiliyorum. Oo, baloncuk mu? Baloncuklara bayılırım. Bana da gösterir misin? Tabii. Büyük baloncuklar yapabilirim. Oo, bu çok büyük bir baloncuk. Küçük baloncuklar da yapabilirim. Öyle mi? Ya, çok heyecanlıyım. Vay canına. Bakın, bunlar küçük baloncuklar. Megan, büyük baloncuklar ve küçük baloncuklar yaptı. Ha, çok güzeldi. Deneyebilir miyim? Elbette. Tamam. Nasıl yapacağım? İstediğin bir baloncuk sopasını alabilirsin. Tamam. Şuna ne dersiniz? Aa, bu büyük bir çember. Merhaba. Şimdi ne yapacağım? Baloncuk karışımının içine daldırmalısın. Tamam. Ve iyice ıslandığından emin ol. Tamam. Başlıyorum.
ve sonra çıkartıp havada sallıyorsun. Vay canına. Bu harika. Sıra bende. 3, 2, 1. Wow. Aa, patladı. Hadi yine yapalım. 3, 2, 1. Oo! Yine yaptım. Bu harika. Vay canına. Bu çok küçük bir baloncuk. Oo! Baloncuk yapmayı seviyorum. Tüm bu ekipmanların bu kadar renkli olması çok güzel. Ha, bakın. Bunun rengi sarı ve yeşil. Buysa kırmızı ve mavi. Vay canına, çok güzel. Renkleri seviyorum. Peki baloncuk yaparken tüm renkleri baloncukların içinde görebildiğini fark ettin mi? Aa, evet, görüyorum. Gökkuşağına benziyor. Bu nasıl oluyor? Evet. Işık baloncuğa yansıyor ve kırılıyor. Böylece gökkuşağının farklı renklerini görebiliyorsunuz. Oo, gökkuşaklarını seviyorum. Gökkuşağının renklerini biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Oo, renkler, gökkuşakları ve baloncuklar. Oo. Bu sopa üçgen şeklinde. Bu sopa bir yıldız. Bu sopa bir kare. Bu sopa bir kalp. Bu sopa bir çiçek. Yaptığımız bütün baloncukların yuvarlak olduğunu fark ettiniz mi? Evet, neden ki? Çünkü hangi şekli kullanırsanız kullanın, baloncuklar daima daire şeklinde olur. Çünkü daire baloncukların oluşmasını sağlayan en uygun şekildir. Aa, şimdi anladım. Çok güzel. Aa, bir saniye. Baloncuk sihri kullanırsak işler değişir. Ooo, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Ohohoho. Vay canına. Hey, sana özel bir baloncuk yapacağım. Öyle mi? Nesi özel olacak ki? Bir böcek baloncuk yapacağım. Aa, gerçekten mi? Ne tür bir böcek? Sana birkaç ipucu vereyim. Tamam, ben hazırım. Pekala. Yerde sürünmeyi sever. Tamam. Ve sebze yemeyi sever. Ben de sebzeleri severim. Ayrıca büyüyünce şekil değiştirir. Başkalaşım mı? Hangi böcek olduğunu biliyorum. Evet, bu bir tırtıl. Doğru bildin Blippi. Tamam, hadi tırtılı görelim. Pekala. Önce mavi çember sopamı ve sarı pipetimi almalıyım. Vay canına. Aa, harika. Vay canına. Bir baloncuğu diğer baloncuğun üstüne koyuyorsun. Doğru. Bir baloncuk daha. Şu anda birbirine bağlı 3 baloncuğumuz var. 1, 2, 3. 4. Vay canına. Ah, bir tane daha. 5 yuvarlak. 4 yuvarlak baloncuk var. Çok güzel. Vay canına. Bence tırtıllar çok havalı. Çünkü başkalaşım geçiriyorlar. Hey, hangi böceğe dönüştüğünü biliyorum. Evet, başkalaşımdan sonra kelebeğe dönüşüyorlar. İşte başlıyoruz.
Kelebek baloncuklar, tırtıl baloncuklar. Şuna bakın, bu bir bulut baloncuk. Patlatabilir miyim? Elbette. Hadi yapalım. Balon patlatmayı çok seviyorum. Evet. Çok büyük bir baloncuk. Bugün baloncuklar hakkında çok şey öğrendik. Sopaların renklerini, baloncukların renklerini, sopaların şekillerini ve bazılarının çok büyük, bazılarınınsa çok küçük olduğunu gördük. Ama o küçük sevimli böcekleri de unutmayalım. Bu da ne? Sana çok büyük bir baloncuk sopası getirdim. Oo, büyük baloncuklara bayılırım. Ne yapacaksın? Bu bir sürpriz. Tamam, sürprizleri severim. Ama önce tam ortasında durman gerekiyor. Tamam. Şimdi gözlerini kapat. Tamam. Şimdi gözünü aç. Oo, vay canına, şuna bakın. Bir baloncuğun içindeyim. Oo, bu harika. Tekrar yapabilir miyiz? Tabii ki. Pekala, başlıyoruz. Oo, bir baloncuğun içinde yüzüyorum. Evet. Canına, bu da ne? Bu bir gökkuşağı topu. Aa, gökkuşağı topu mu? Bakalım nasıl çalışıyor. Pekala. Önce içini açıyoruz. Oo. Sonra da döndürüyoruz. Oo. Bir sürü baloncuk yapıyor. Buna neden gökkuşağı topu dediğini anladım. Çok renkli olduğu için, öyle değil mi? Bu doğru. Bugün bize baloncukları anlattığın için teşekkür ederiz Megan. Beni çağırmana çok sevindim Flippy. Pekala, harika. Görüşürüz. Hoşçakal. Baloncuk gibi dans ediyorum. Pat. Sizlerle baloncuklar, şekiller, renkleri, boyutlar ve böcekleri yakından tanımak eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Adımı yazmaya ne dersiniz? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız, pekala. Sonra görüşürüz. Merhaba, ben Blippi. Bugün Los Angeles, Kaliforniya'daki Live, Love, Play'deyiz. Ne güzel. Woohoo!
Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Ah, bir saniye. Şu gülen yüzü görüyor musunuz? Hadi buraya gelin. Aa, bu bir gülen yüz ve çok mutlu. Bugün sizlerle duyguları öğreneceğiz. Ve ben şu anda mutluyum. Mutlu. Evet, hadi içeri geçelim. Gelin. Hadi içeri girin. Vay canına. Şuraya bakın. Ne kadar uzun. Vay canına. Oyuna başlamadan önce ayakkabılarımı çıkartmalıyım. Evet. Bir ayakkabı. Ve iki ayakkabı. Hadi gelin. Hey bakın. Başka duygular da var. Bu heyecanlı bir duygu. Sizlerle oyun oynayacağım için çok heyecanlıyım. Evet. Bakın. Bir kaydırak. Benimle ortada buluşun. Evet. Hazır mısınız? İşte gidiyoruz. 3, 2, 1. Bu harikaydı. Gelin. Hey, şuna bakın. Çok güzel bir koltuk. Bakın. Saniye. Uyku için vaktimiz yok. Şimdi oyun zamanı. Bakın, bir mutfağa benziyor. Bu tava ve tencerelerde. Ne pişirmek istersiniz? Nefis. Mısır. Tavuk. Ocağı yakalım. Gelin. Bakın. Bir yunus. Benimle yunus taklidi yapar mısınız? Çok eğlenceliydi. Hadi buraya gelin. Bakın. Vay canına. Büyük ve sarı bir kaydırak. Hadi gidip kayalım. Şunlara bakın. Üç farklı renkten oluşuyorlar. Mavi, açık yeşil ve yeşil. Çok renkli. Hadi. Tamam. Kaydırak burada. Çok öfkeliyim. Bakın. Öfke. Bir duygu daha. Gördünüz mü? Evet. Bu öfkeli. Takılıp düştüm ve dizimi incittim ve bu beni öfkelendirdi. Öfkelendiğinizde kulaklarınızdan duman çıkar. Ve yüzünüz kızarır. Öfkelenmek normaldir. Ama öfkelendiğinizde biraz nefes almalısınız. Hazır mısınız? Tamam, artık öfkeli değilim. Hadi oyuna devam edelim. Hoşça kal öfke. Sarı kaydırağın tepesindeyiz. Evet, hazır mısınız? İşte gidiyorum.
Sıra sizde. Evet. Oo. Evet, harika. Wow. 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 Bu büyük sarı kaydırak harikaydı. Oo, bakalım burada başka neler var. Aa, bakın. Burada makyaj yapabileceğiniz küçük masalar var. Çok güzel. Aa, evet. Oo, şuna bakın. Bu bir prenses şatosu. Oo. Bir tane daha. Oo, bu bir koltuk. Oo, ve kocaman bir yatak. Aa. Ah, bir saniye. Bunu hatırladınız mı? Evet, hatırladınız mı? Aa, evet, az önce burada uyumuştum. Pekala, işte yatıyorum. Bir saniye. Uyku için vaktimiz yok. Şimdi oyun zamanı. Gelin. Bakın. Bu büyük bir ekskavatör. Şunlara bakın. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Hepsini üst üste koyalım. Evet. İşte gidiyoruz. Aa, harikaydı. Gelin. Oho, başım dönüyor. Vay canına. Gördünüz mü? Bu bir trambolin. Vii, vii, vii. Üstünde zıplayabilirsiniz. Bakın zıplıyorum. Merhaba. Çok şaşırdım. Gördünüz mü? Evet. Şaşırdım. Ah, bakın. Vay canına. Beklenmedik bir şey yaşadığınızda şaşırırsınız. Tıpkı benim gibi. Gördünüz mü? Didi birden ortaya çıktı ve blipi dedi. Hadi, gelin. Oo, bir tünel. İşte gidiyorum. Hey. Oo. Oo, şuna bakın. Bu bir piramit. Geometrik bir şekil. Üç boyutlu bir şekil. Şu üçgeni görüyor musun? Evet. Bir piramit. Bir piramit daha. Vay canına, şuna bakın. Oo, işte. Bu dikenli bir top. Üstünde dikenleri olan bir küre. Gelin, size bir şey anlatacağım. Sizi vuracaktım. Tamam, bu kadar yeter. Harikaydı. Bir saniye. Şu sarı kaydırağı görüyor musun? Vay canına, şuraya bak. Kıvrımlı bir şekilde gidiyor. Bence birlikte yukarı çıkıp aşağı kayalım. Hadi, hadi. Aşağı bakın. Gördünüz mü? Evet, aşağı kayıyorum. Merhaba, işte gidiyorum. Evet, aşağıda görüşürüz. Wow!
Harikaydı. Bence artık gitme zamanı. Buradan gitmek beni çok üzüyor. Evet ama gitmeliyim. Bakın. Çok üzgünüm. Şunu gördünüz mü? Üzgün bir surat. Üzgünüm çünkü artık oyun oynayamayacağım. Üzülünce ağlamak istersiniz. Ama bir saniye. Son bir kez daha kaydıraktan kaymak için biraz vaktim olabilir. Hadi gelin. Çok harika olacak. Evet, yukarı çıkacağım ve kaydıraktan kayacağım. Tamamdır. İşte geliyorum. Evet. Evet. Şuna bakın. Bir duygu daha. Sizlerle duyguları öğrenmek çok eğlenceliydi. Bu bir pinyata. Bence gitmeden önce bunu parçalamalıyım. İçini açıp ne olduğuna bakalım. Hazır mısınız? Oho. Pekala. Başlıyorum. Evet. 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 Şu şekerlere bakın. Bu harikaydı. Los Angeles, Kaliforniya'da Live Love Play'de bana katıldığınız için teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Hadi birlikte adımı yazalım. Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Görüşürüz. Hoşça kalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Ben Blippi. Oh, arkamdakileri görüyor musunuz? Evet, bir sürü küçük var. Bugün Olympia, Washington'daki Olympia Limanı'ndayım. Bu küçükler kesilmiş ve farklı bir ülkeye ihraç edilecek ev yapımında kullanılacaklar. Washington harika bir eyalet. Çünkü kesilen her ağaç için buradaki şirketler en az 3 yeni ağaç dikmek zorundalar. 3 tane, evet. Bugün limanda keşfe çıkacağız. Ama önce güvenlik ekipmanlarımı giymeliyim. Güvende olmayı seviyorum. Hadi limanı gezelim. Şunu gördünüz mü? Bu bir vinç ve çok büyük. Vinçleri çok severim. Çünkü yerdeki şeyleri alırlar ve yukarı kaldırırlar. Evet, çok ağır şeyler taşırlar. Bu vince yakından bakacağım. Şuna bakın. Bunlar vincin lastik ve jantları. Evet, lastiklerin rengi siyah ve jantların rengi de mavi. İki tane olduklarını fark ettiniz mi? Evet, bir, iki. Sadece bir değil, iki tane. Hey, bir fikrim var. Neden tüm bu lastik ve jantları saymıyoruz? Pekala, buradan başlıyorum. Hadi bakalım, sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8. 8 lastik ve jantımız var. Ama bir saniye, ikili olduklarını söylememiş miydim?
Öyleyse 8 çarpı 2, 8 çarpı 2, 16 eder. Harika! Ama bir saniye, bu sadece bir tarafı. Öyleyse karşıda bir bu kadar daha var. Hesaplayalım. 16 çarpı 2. Bu çok zor. Bir bakalım. 16 çarpı 2. 32 lastik ve jant. Harika! Oo, şunu görüyor musunuz? Orada bir işçi var. Hadi sohbet edelim. Merhaba. Merhaba Bilip. Hey, sen de kimsin? Ben Frank. Aa, memnun oldum. Ben de memnun Burada oldum. Burada ne yapıyorsun? Aa, deniz terminalinde bakımdan sorumluyum. Bugün Gulfport Mobil Liman vinçindeyiz. Vinç mi? Çok havalı. Yukarı çıkabilir miyiz? Evet, tamam. Gidelim. Hadi gidelim. Başardık. İçeri gel. Hadi içeri gelin. Vay canına. Görüyor musunuz? Vay canına. Oo, bu sandalyeye oturacağım. Operatör buraya oturuyor. Vay canına. Ne kadar yüksekte olduğumuza bakın. Oo. Bu harika. Yerden yaklaşık 90 feet yüksekteyiz. Bu yaklaşık 30 metre demek oluyor. Oo, şuradaki kancaları görüyor musunuz? Bunlar bir şeyleri tutmayı sağlıyor. Bu şey ağaç kütüğü, tekne ya da palet kaldırabilir. Oo, hadi gelin şuna bakın. Vay canına. Şu iri kablolara bakın. Burada yük kaldırma makarası var. Vay canına, çok büyük bakın. Oo, burasıysa elektrik odası. Oo, şunlara bakın. Hey bakın, bir işçi daha var. Burada çalışıyor olmalı. Merhaba. Güzel. Hadi buradan çıkalım. Aa, şimdi de makine dairesine gidiyoruz. Vay canına. Şu motorun büyüklüğüne bakın. Frank, bu motorun büyüklüğü ne kadar? Çok büyük. 12 silindirli ve bir twin turbo Cummins dizel var. Vay canına. Çok büyük ve güçlü bir motor. Şu kancanın büyüklüğüne bakın. Oo, dikkat edin. Sallanıyor. Oo, büyüklüğünü gördünüz mü? Vay canına. Onunla çok ağır şeyleri taşıyabiliyorlar. Oo. Evet. Oo, şuraya bakın. Kocaman bir gemi. Evet, işte bu. Tüm kütüklerin yüklendiği gemi. Sonrasında okyanusta ilerliyor ve kütükleri başka yerlere gönderiyor. Oo, bu tabelada ne yazıyor? Yasak bölge. Sadece yetkili personel girebilir. Ha, bizden bahsediyorlar. Hadi gidelim. Vay canına. Bu kütükler çok büyük ve çok fazlalar. Bence onları saymalıyız. Hazır mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10.444, 10.445,
10.446. 10.000. Aa, olamaz, karıştırdım. Her neyse, hadi bakalım. Ah, küçük istifleyicinin işini yapmasına izin verelim. Buradan gitmeliyiz. Gemiye biraz daha ağaç kütüğü yükleyecekler. Tamam, görüşürüz. Oo, bu küçük bir tekne. Oo, bu orta boy bir tekne. Buysa büyük bir gemi. Ve burada ayrıca bir kaldırma asansörü var. Bu asansör suyun üstüne geliyor. Bu kemerleri suya bırakıyor ve bir tekneyi kaldırabiliyor. Ya da tam tersini de yapabilir. Karada bakımı yapılan bir tekneyi alıp tekrar suya bırakabilir. Hadi bakalım. Şunları görüyor musunuz? Bakın, bu kemerler çok büyük, çok güçlüler. Bu şey toplamda 7 okul otobüsünü kaldırabilir, biliyor musunuz? Bu çok ağır demek. Pekala, yollarından çekilelim ki gemiyi kaldırabilsinler. Çok güzel olacak. Oo! Bu makine çok büyük. Oho, ne olduğunu görüyor musunuz? Kemerler suya indiriliyor. Sonrasında da suya batacaklar ve tekne kemerlerin üstüne çıkmış olacak. Sonra kemerler tekneyi kaldıracak ve sonra karaya taşınacak. Ne yaptıklarını görüyor musunuz? Tekneyi yavaş ve sorunsuz bir biçimde çekmek için bu delikleri kullanıyorlar. Böylece, evet, sert bir şekilde çarpmayacak. Çünkü bu teknelerine zarar verebilir. Dikkatli olmalılar. Başkasının oyuncağını ödünç almak gibi. O oyuncağa çok iyi bakar ve dikkat edersiniz. Oo, tekneyi nasıl kaldırdıklarını gördünüz mü? Evet. Artık sudan çıktı. Şimdi tekerlekler betona çıkacak ve onu karaya taşıyacaklar. Oo, bu harika. Şimdi temizleme zamanı. Ohoho. Şuna bakın. Bir sürü kaya midyesi ve yosunla kaplanmış. Gördünüz mü? Ohoho. Nefis görünüyor. Ama benim için değil. Pekala, artık tertemiz. Evet, gezmeye devam etmeliyim. Çünkü görecek bir sürü tekne var. Evet, şuraya bakın. Bir sürü var. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi. Merhaba, ben Blippi. Oo, şuraya bakın. Bu bir uçak. Bugün Seattle, Washington'da Aaron Air'in Boeing sahasındayım. Ha, bugün sizlerle, evet, evet, uçakları yakından tanıyacağız.
Hey, hadi sizlerle uçağın dış parçalarına bakalım. Şunu görüyor musunuz? Bu uçağın burnu. Neden burun dendiğini biliyor musunuz? Evet, çünkü buruna benziyor. Hey, hadi buraya gelin. Oo, yukarıda ön camlar var. Arabadakilere benziyorlar. Evet, araba ön camı gibi. Oo, bu sayede ağzınıza böcekler girmiyor. Oo, aşağıya bakın. Vay canına. Tekerlek ve lastiğe benziyor. Bir saniye. Çünkü bu tekerlek ve lastik. Bu bir burun iniş takımı. Bu şey uçağa yerdeyken yardımcı oluyor. Vay canına. Burası kabin giriş kapısı. Şuna bakın. Artık içeri girebiliriz. Merhaba. Merhaba. Pekala. Oo. Şuraya bakın. Bir iniş takımı daha. Bu ana iniş takımı. Evet, bir tekerlek ve lastik daha. Diğer tarafta bir tane daha var. Oo. Ve pencereler. Bakın. Yolcular oradan dışarı bakıyor. Merhaba. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Harika. Oo. Bu da ne böyle? Bu bir kanat. Oo. Ne kadar uzun. Oo, ve çok parlak. Bakın. Merhaba. Hey. Bu tarafa gelin. Vay canına, bu bir jet motoru. Nasıl döndüğünü görüyor musunuz? Oo, dönüp duruyor. Uçak tüm gücünü buradan alıyor işte. Wow. Gelin. Oo, ve uçağın geri kalan kısmına gövde deniyor. Evet. Hadi arkaya gidelim. Oh. Gördünüz mü? Orasıysa uçağın kanadı. Yani arka tarafı. Ve burada bir kargo bölmesi var. İşte bu şekilde açılıyor. Ve açıldı. Vay canına. Buraya bir sürü çanta sığdırabilirsiniz. Hey. Bir de yukarı bakın. Oo. Bu yatay stabilizatör kanat. Ve bu da dikey stabilizatör kanat. Uçakların havada sabit kalmasını sağlıyorlar. Oo, bir bölme daha. Vay canına. Hadi açıp içinde ne olduğuna bakalım. Oo, şuna bakın. Bir sürü motor aksamı var. Çok ilginç. Hey, size göstermek istediğim bir bölme daha var. Bakın. Burada ne yazıyor? Yakıt. 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 Evet. Burası yakıt bölmesi. Ne? Şuna bakın. Evet. Yakıt buraya gidiyor. Uçak için yakıt. Bizim için yemek ve su gibidir.
jet motoruna enerji ve yakıt sağlar. Wow! Canına. Bu uçak harika. Birçok farklı uçak çeşidi vardır. Örneğin bu bir iş uçağı ve bir yolcu uçağı. Ayrıca gezi uçakları da vardır. Birbirlerine çok benziyorlar. Tarım uçakları da vardır. Ayrıca kargo uçakları da vardır. Bir sürü kargo taşıyabilirler. Evet, deniz uçakları. Vay canına. Deniz uçakları karaya da inebilirler. Ve askeri uçaklar. Bir sürü farklı uçak çeşidi var. Uçakları seviyorum. Ne kadar havalı bir uçak. Şimdi de uçağın içinde bir yolculuğa çıkalım. Gelin. Çok eğlenceli olacak. Basamağa dikkat edin. Gelin. Şuraya bakın. Vay canına. Burası kokpit ve onlar da pilotlar. Merhaba. Merhaba. Hadi oturalım. Tıpkı arabadaki gibi emniyet kemerleri var. Güvenlik her şeyden önce gelir. Evet, kemerleri bağlayalım. Evet. Çok eğlenceli olacak. Çok güzel. Henüz havalanmadığımıza göre pilotlara bakıp ne yaptıklarını izleyebiliriz. Görüyor musunuz? Araba sürmeye benziyor. Ama aslında bir uçaktayız. Bakın. Şimdi havalandık. Gökyüzündeyiz. Hiçbir yere değmiyoruz. Bakın. Şunu gördünüz mü? Burası Seattle şehir merkezi ve Seattle Gözlem Kulesi'ni gördüm. Vay canına. Uçakla uçmak çok eğlenceliydi. Belki bir sonraki yolculuğunuzda uçağa binebilirsiniz. Endişelenmeyin. Hiç korkunç değil, hatta güvenli.
uçak dansı yapıyordum. Benimle uçak dansı yapar mısınız? Çok eğlenceli olacak. Size göstereyim. Önce kollarınızı bir uçak gibi açıyorsunuz. Wow! Wow! Sonra müziği duyunca dans ediyorsunuz. Ama müzik durunca sakın kıpırdamayın. Hazır mısınız? Uçak taklidi yapmayı seviyorum. Havada huzurla uçuyorum. Tıpkı bir kuş gibiyim. Durun, hayır, ben bir uçağım. Hey, uçak şarkısını söylemeye ne dersiniz? Uçaklar, uçaklar, gökyüzünde uçar. Uçaklar, uçaklar, yükseklere çıkar. Bazı uçaklar benzer binalara, bazılarıysa arabaya. Bazı uçaklar insan taşır, uçar yıldızlara. Bazı uçaklar pervaneli, bazılarında jet motor var. Bayılırım onları izlemeye, kanatları selamlar. Uçaklar, uçaklar, gökyüzünde uçar. Uçaklar, uçaklar, yükseklere çıkar. Bazı uçaklar denize iniş yapar ama çoğu pistlere konar. Bazı uçaklar eğlence için, bazılarıysa iş için. Kağıttan bir uçak yapabilirsin, havada izleyebilirsin. Bayılırım onları izlemeye, kanatları selamlar. Uçaklar, uçaklar, gökyüzünde uçar. Uçaklar, uçaklar, yükseklere çıkar. Uçaklar, uçaklar, gökyüzünde uçar. Uçaklar, uçaklar, yükseklere çıkar. Hadi uçağın içine girelim. Gelin. Vay canına. Bu uçak çok güzel. Hey bakın, bu koltuk benim için hazır.
Önce güvenlik. Kemerleri bağlayın. Oo, şuna bakın. Vay canına. Bu bir masa. Burada tüm işlerimi yapabilirim. Ah, bu kadar yeter. Biraz susadım. Su içmeyi asla unutmayın. Ah, bütün gün oynadıktan sonra bolca su içmeniz gerekir. Masayı tekrar kapatalım. Harika. Arkaya bakın. Şuna bakın. Bu bir lavabo. Burada ellerinizi yıkayabilirsiniz. Ellerinizi temiz tutmanız çok önemli. Bu da ne? Bir koltuğa benziyor ama emniyet kemeri yok. Ne olduğunu biliyoruz. Evet, havadayken de tuvaleti kullanmanız gerekebilir. Vay canına, bir fikrim var. Hadi kokpite bakmaya gidelim. Gelin. Vay canına. Burası epey sıkışık. Sanırım bu kokpiti tasarlarken büyük insanları düşünmemişler. Pekala. Her neyse. Güvenlik her şeyden önce gelir. Kemerleri bağlayalım. Tamam. Emniyet kemeri takıldı. Şimdi de kulaklığımızı takmalıyız. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Evet. Woo. Kule. Ben pilot Blippi. Kalkış için hazırız. Tamam pilot Blippi, kalkabilirsiniz. Evet, harika. Lövyeyi tutar mısınız? Vay canına, bakın. İki lövye aynı anda hareket ediyor. Lövyeler arabaların direksiyonları gibidir. Vay canına, şunlara bakın. Bir sürü havalı alet, sistem ve düğme var. Şimdilik onlara dokunmayacağım. Bu bir gaz pedalı. Bunu ileri ittiğinizde çok hızlı gidersiniz. Ve bu da iniş takımları. Evet, havadayken bunu kaldırdığınızda uçağın tekerlek ve lastikleri uçağın içine girer. Vay canına, uçaklar çok havalı. Merhaba. Sizlerle uçakları yakından tanımak çok eğlenceli bir deneyim oldu. Evet, artık gitmem gerekiyor. Bu bölümün sonuna geldik ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Bakın elimde ne var? Elimde kum oyuncaklarıyla dolu torbalar var. Bugün sizlerle kumda oynayacağız. Pekala. İlk olarak ayakkabılarımızı çıkartmalıyız. Ayakkabılarımı çıkartıyorum çünkü... Kum ayaklarıma çok iyi geliyor. Evet, sıra diğer ayakkabıda. Evet. Pekala. Ayakkabılarımı burada bırakıyorum. Ve torbalarımı alıyorum. Hadi oynamaya gidelim.
kum oyuncaklarımı size göstermek için sabırsızlanıyorum. Sizce burası oyun için uygun mu? Sanırım öyle. Pekala. Evet, bakın. Size söylemiştim. Kum ayaklarıma çok iyi geliyor. Evet, şimdi elimde bir, iki ve üç torbam var. Evet, bakalım içlerinde ne var? İlk torbada yeşil ve mavi bir oyuncak var. Onunla birazdan oynayacağız. Ve ayrıca... Burada bir sürü oyuncak var. Bir küreğimiz var. Ve... Bu oyuncak var. Küçük bir tekne. Ve... Bir sürü güzel oyuncak var. Pekala. Tamam. Bakalım ikinci torbada neler var? İkinci torbada dev bir damperli kamyon var. Bu kamyonun rengi kırmızı, sarı ve turuncu. Birazdan içine bolca kum dolduracağız. İşte böyle. Ama daha fazlasını. Ve evet, başka oyuncaklar da var. Kırmızı ve pembe ve küçük bir tane var. Bakın. Çok komik. Küçük bir küreğimiz var. Turuncu bir kürek. Şimdi de hadi gelin son torbaya bakalım. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu torbada vay canına bir uçak. Ve sarı bir kova var. Küreği de kırmızı. Başka oyuncaklar da var. Pekala. Tamam, önce kamyonu alalım. Buraya gelin. Hadi. Kamyonu buraya bırakalım ve bir de kürek almalıyım. Gelin. Tamam. Sizce bu büyük küreği mi kullanalım yoksa turuncu ve küçük olanı mı? Turuncu olanı alalım, tamam mı? Çünkü askılarım ve papyonumla aynı renk. kuma dokunmak harika bir his. Gelin şuna yakından bakın. Ellerim ve ayaklarım. Harika hissediyorum. Pekala. Şimdi... Evet. Küreğimizi alıp kamyonu bolca kumla dolduralım. Bakın. Pekala. Hadi sayalım. Tamamen boşaltalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Bir tane daha. 11. Evet. Bakın. Ne kadar ağır.
Oo, şuna bakın. Vay canına. Oo. Ah, hadi birlikte boşaltalım. Hadi benimle gelin. Oh, işte burası. Tamam, evet burası. Hazır mısınız? Bip 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 bip. Ohoho, evet. Bu harikaydı. Hadi başka oyuncaklar da getirelim. Aa, evet. Şu oyuncaklara bakın. Acaba hangi oyuncağı alsak? Vay canına. Şu oyuncağa bakın. Oho. Daha önce dediğim gibi bu oyuncağın rengi mavi ve yeşil. Evet. Bir bakalım. Bakın. Sanırım bu üstüne takılıyor. Ve üstüne kum dökülüyor. Gelin. Bunu küreğin olduğu yere koyalım. Tamam. Evet, bunu daha yakından görmeniz gerekebilir. Ama önce büyük küreyi getirmem gerekiyor. Hatırladınız mı? Evet, hadi. Buraya gelin. Hadi benimle gelin. Pekala. Şimdi siz burada durun. Yoldan çekilin. Kürek yolu açıyor. Bunlar oyuncakların torbalarıydı. Pekala. Topluyoruz. Tamam. Evet, harika. Şimdi küreği aldım. Hey, hadi. Biraz kum kazalım. Tamam mı? Şuna bakın. Vay canına. Ha, evet. Bir kez daha yapalım mı? Ooo. Tamam. İçine biraz kum dolduralım ve sonra da daha yakından bakalım. Hazır mısınız? Wow! Ah! Vay canına! Gördünüz mü? Bir kez daha. Oh! Sallayalım. Hadi! Gidebilirsiniz. Daha kuru bir kuma ihtiyacımız var. Evet, hadi bakalım. Oo! Ne kadar hızlı döndüğünü gördünüz mü? Şimdi bir kova getirip içini suyla dolduracağım. Ve bunu bir de suyla deneyeceğim. Bekleyin. Bakın, suya ulaştık işte. Ama mayomu giymedim. Bu yüzden ıslanmamak için paçalarımı sıvamam gerekiyor. Biraz yukarı katlıyoruz. İşte böyle. Evet. Ve şimdi de bunu. Tamam. Su doldurmaya hazırım. Hadi. Oo. Dalga geldiği anda kovayı dolduracağım. Oo. Büyük bir dalga geliyor. Kovayı doldurdum. Bakın. Oo. Gördünüz mü? Evet. Boş harcamayalım. Bunu oyuncağımıza dökeceğiz. Gelin. Pekala. Kovamızı suyla doldurduk. Ah, buraya su döktüğümde nasıl görüneceğini çok merak ediyorum.
kum döktüğümüzde nasıl da dönmüştü değil mi? Evet. Bakalım okyanustan getirdiğimiz suyu döktüğümüzde dönecek mi? Acaba nasıl görünüyor? Görüyor musunuz? Evet mi? Tamam. O zaman başlıyoruz. Oo, işe yarıyor. Oo, pekala. Şunu düzeltelim. Tamam, hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Evet. Evet. İşe yarıyor. Sizlerle birlikte kum oyuncaklarıyla oynamak harikaydı. Pekala. Daha fazlasını izlemek isterseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Evet, adımı yazıyorsunuz. Adımı yazmayı biliyor musunuz? Evet, hadi birlikte yazalım. Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I Blippi. Evet, işte benim adım. Tebrik ederim, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var, bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bugün Phoenix, Arizona'daki Party Jungle'dayız. Burada çok eğleneceğiz. Hadi gelin. Ohohoho, şuraya bakın. Merhaba. Merhaba Blippi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Oo, çok heyecanlıyım. Oo, şuna i̇şte bakın. İşte oldu, eğlenceler. Teşekkür ederim. Bileklik ve birkaç jeton. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bunları şimdilik cebime koyuyorum. Hadi, şunlara binelim. Vay canına, şuna bakın. Bu hangi hayvan? Evet, bu bir fil. Birlikte fil taklidi yapalım mı? Filler çok büyüktür. Hadi binelim. Evet, başlıyoruz. Hey, merhaba. Merhaba. Merhaba aşağıdakiler. Hey, nasılsınız aşağıdakiler? Fil oyuncağı çok eğlenceliydi. Fil taklidi yapmak da eğlenceliydi. Hadi başka oyuncaklara binelim. Şu oyuncağa bakın. Teşekkür ederim. Vay canına. Evet, bunlar salıncağa benziyor. Ağaç dallarında sallanmayı seven bir hayvan biliyor musunuz? Evet, maymunlar ağaçlarda sallanmayı sever. Hadi maymun taklidi yapalım. Pekala, hadi binelim. Tamam, işte başlıyoruz. Hadi bakalım, oturalım. İşte oldu. Evet, kemerleri bağlayalım. Evet. Tamam. İşte hazırım. Gidiyorum. Wow!
Oho! Bu harikaydı. Evet. Burada çok eğlendim. Ama biraz karnım acıktı. Olamaz. Bakın, sıkıştım. Hadi kurtulmak için maymun taklidi yapalım. Evet, başardık. Sonra görüşürüz. Acıkmaya başladım. Siz de acıktınız mı? Hadi gidelim. Atıştırmalık bir şeyler alalım. Hadi gelin. Gelin. Hayvanlı kraker alabilir miyim? Elbette. Hayvanlı kraker. Al bakalım. Nefis. Teşekkür ederim. Hadi oturacak bir yer bulalım. Burası nasıl olur? Hadi açalım. Bir sürü hayvan var. Bunu buraya koyalım. Bir saniye. Bu da ne? Bir köpek. Hey, bir fikrim var. Bu krakerleri bir köpek gibi yiyebiliriz. Nasıl yediklerini biliyor musunuz? Evet, elleri yoktur, kullanmazlar. Çok komikti. Bakalım başka neler varmış. Burası çok havalı ve rengarenk. Vay canına. Şuna bakın. Minyatür golf. Hadi bakalım. İki golf sopası. Bunu mu kullanalım yoksa bunu mu? Bunu kullanalım derim. Tam bana göre. Evet. Mavi bir golf sopamız ve turuncu bir topumuz var. En sevdiğim iki renk. Evet. İşte başlıyoruz. Tamamdır. Hadi hazır mısınız? Hey, durun bir saniye. Şunu gördünüz mü? Bu hangi hayvan? Bu bir zebra. Vay canına. Siyah, beyaz. Siyah, beyaz. Hey, zebraların aslında siyah renkli ve beyaz çizgili olduğunu biliyor musunuz? Çok ilginç. Bunları unutmayalım. Vay canına. Bu bir hipopotam. Çok komik. Hipopotam taklidi yapalım. Hipopotamlar çok büyükler ve suyu çok severler. Toprağı da severler. Çok ilginçler. Pekala. Başlıyoruz. Neredeyse giriyordu. Şuna bakın. Bu bir at. Hey, merhaba atçık, nasılsın? Atları çok severim. Çok uslular ve koşmayı çok seviyorlar. Hey, hadi bu atla koşalım. Pekala. Atımızı buraya koyalım. Şimdi başka bir oyuncağa bineceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gelin. Merhaba. Merhaba. Çok komik. Merhaba. Merhaba Blimpy. Hadi buraya gelin. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Çok güzel. Heyecanlı mısınız?
Evet. Tamam. Hadi gidelim. Hey, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çak bakalım. Oo! Evet. Hadi oturalım. Tamam. Evet, zincirimizi de bağlayalım. İşte böyle. Şimdi de gitmeye hazırız. Ohoho. Ohoho. Çuf çuf tren geliyor. Çuf çuf tren geliyor. Raylarda gidiyor ve hemen ulaşıyor. Bak çuf çuf tren geliyor. Bütün gün oturup izlerim nasıl da gidiyor. Bak çuf çuf. Dünyanın her yerinde tren yolları var. Trenler dünyayı dolaşıyorlar. Keşke ben de binsem personel vagonuna. Kim bilir nasıl eğleniyorlar. Vagonları tek tek sayardım. Ama o bu kadar harikaydı. Parti Jungle'ı seviyoruz. Bu harikaydı. Çuf çuf. Aa, bakalım başka ne varmış. Aa, vay canına. Aha, bir spor alanı. Aa, bakın. Oo, küçük bir hayvan. Merhaba. Bu bir tembel hayvan. Bu hayvanların çok yavaş olduğunu biliyor musunuz? Hadi tembel hayvan taklidi yapalım. Bunun için sadece çok yavaş olmalısınız, tamam mı? Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bu çok eğlenceli. Ah, çok komik. Tembel hayvanların nasıl yüzdüğünü gördünüz mü? İnternetten aratmalısınız. Çok komik. Tembel hayvanlar karada çok yavaşlar ama yüzerken çok hızlılar. Evet, karadakinden 3 kat daha hızlılar. Oh, hey, burada ayakkabılarımızı çıkarmalıyız. Hadi, çıkaralım o zaman. Evet, işte oldu. 1, 2. Evet, hadi gelin. Burası harika. Vay canına. Şuraya bakın. Oh. Hey. Hey. Aa, bu da ne? Oo. Bu hangi hayvan? Çok sevimli. Siyah ve beyaz renkli. Aa, bu bir penguen. Hadi penguen taklidi yapalım. Tek yapmanız gereken bu. Body body yürümek. Oo, body body body. Evet. Tamam. Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Hadi. Oyuncaklara gidelim. Ah, evet. Ah, tamam. Hadi bakalım. Şunlara bir bakalım. Oo, şu oyuna bakın. Aa, evet. Hadi jetonu atalım. Çekicimizi alalım ve başlayalım. Oh, oh, ha ha, oh.
Çok eğlenceli. Çıktıkları zaman kafalarına vuruyoruz. Oh. 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 Gittikçe zorlaşıyor. İkisi aynı anda çıkıyor. Oh. 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 Yorulmaya başladım. Oh, üçü birden çıkıyor. Aa, vay canına. Oh, şuraya bak. Oh. 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 Ah, çok zordu. Ah, evet. Başka hangi oyunlar var? Aa, bir oyun biliyorum. Buraya gelin. İşte bir dans oyuncağı. Oo! Bu oyunda çok iyiyim. Hazır olun. Başardık. Evet. Vay canına. Hadi balığa binelim. Hadi bakalım. Oh. Yüzüyor gibiyim. Suyun altındayım. Hop. Harika. Oo. Ah, çok yorucuydu. Ah. Ah, bir oyuncak daha. Hadi. Oo, hadi merhaba. Gidelim. Harika. Evet. Oo, güzel. Aa, tamam. Evet. Aa, evet. Oo. Pekala. Bu oyuncak çok havalı. Çünkü etrafta dönebiliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hazırım. At çık. Evet. İşte gidiyoruz. Başım dönmeye başladı. Oh. Ah. Ah. Ne kadar hızlı döndüğümü gördünüz mü? Oh. Harikaydı. Ah. Party Jungle'da sizlerle çok eğlendim ben. Programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Şimdi adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Sizler ve hayvanlarla oynamak çok güzeldi. Hoşçakalın. Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Blippi, Blippi. Merhaba. Bugün yakın dostlarım olan X ailesiyle büyük bir çiftlikteyim. Herkese merhaba. Eğlenceli bir gün olacak. Çünkü atlara, ineklere ve diğer eğlenceli çiftlik aktivitelerine bakacağız. Hey Blippi,
Bir eğer getir de ata binelim ha. Çok eğlenceli olacak. Vay canına. Bakın nereye geldik. Gerçek bir inek ahırındayız. X ailesi atları getirecek. Ben de o sırada size etrafı gezdireceğim. Bakın. Çoban köpeği işte burada kalıyor. Çok eğlenceli. Aa, bir tane daha var. Aa, gelin. Aa, oh, bir tane daha var. Oh, buraya gelin. Dışarıda çalışıyor olmalı. Çünkü kapısı açık. Kovboyların yanında olmalı. Hey, merhaba. İçeride kimse yok. Vay canına. Şuna bakın. Hey. Saman. Hey. Bir sürü saman. Ve bu samanlar çok lezzetli görünüyor. Şaka yapıyorum. İnek ve atlar için lezzetli. İnsanlar için değil. Oo. Gördünüz mü? Yakından bakın. Oo. Nefis. Hadi gelin. Oo, bakın. Burası hayvanların tutulduğu bir yer. Kafaları da burada oluyor. Çiftlik hayvanları doktora gitmek ve aşılarını olmak için burada tutuluyorlar. Canına. Bir el arabası gibi. Ama çok düz. Samanları buraya koyuyorlar. Ve böyle sürüyorlar. Tü 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 tü. Sonra da inekleri besliyorlar. Oo! 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 Çok başım döndü. Evet, bir yer daha kaldı. İçeri gelin. Şuraya bak. Aa, burası dizgin ve eğer odası bakın. Aa, evet. Bir sürü eğer var burada. At binmek için yardımınıza ihtiyacım var. En güzel eğeri seçelim. Olur mu? Hadi. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Ha. Evet. Bu harika görünüyor. Ama önce semer yastığı bulmalıyız. Evet, işte buradalar. Ha. Hey, buraya gel. Şuna bir bakın. Ne renk olduğunu biliyor musunuz? Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Mavi. Tamam. Bu semer yastığını ve bunu alalım. Ayrıca yular ihtiyacımız var. Hadi gelin. Tamam. Yuları aldım. Bunu eğere takalım. Tamam. İşte oldu. Evet. Ah. Tamam. Eğer takımını getirdiğin için teşekkür ederim. Evet. Rupi. Semer yastığını verir misin lütfen? Tamam. Önce bunu yerleştireceğiz. Semer yastığı ne işe yarıyor? Semer yastığı eğerin altına yerleştiriliyor ve ata rahat binilmesi için kullanılıyor. Eğere ise kovboylar oturuyor. Tamam. Yani eğeri semer yastığından sonra yerleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde atın üstüne yerleştiriyoruz. Böylece atı sürerken oturacak bir yerimiz oluyor. Bu da yular ve dizgin başlığı. Tamam. Kovboylar yuları
atı yönlendirmek için kullanırlar. Oo, direksiyon gibi. Buraya takıyoruz ve kulaklarının üstünden geçiriyoruz. İşte böyle. Sonra da yuları dizginlerle kontrol ediyoruz. Oo. Bunlara atın direksiyonu diyebiliriz. Tamam. Peki artık atı sürmeye hazır mıyım? Bence hazırsın Blippi. Evet Blippi, sıra sende. Tamam. Evet. Vay canına. Tamam. İşte başlıyoruz. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İşte gidiyorum. Oho. Bu at koyu kahverengi. Çok güzel bir at. Bu atın adı Süslü ve kendisi de çok süslü. Çok eğlenceliydi. Süslü sadece güzel bir at değil. O ve diğer atları inekleri çiftlikte yönlendirmek için kullanıyoruz. At sürmek gerçekten çok eğlenceliydi. Bakalım bu harika çiftlikte başka neler var? İşte gidiyoruz. Wow. Hadi bakalım. Bu araca ATV deniyor ve 4 tekerleği var. 1, 2, 3, 4. Hop! Hop! Çiftlikte ATV sürüyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Hop! Çiftlikte bir sürü kullanışlı makine var. Örneğin bu ATV. Ve... Bu damperli kamyon gibi. Ve bu orta boy kepçe gibi. Ve şimdi çiftliğin en büyük makinesine bakacağız. İşte bu büyük bir makineydi. Traktör park edildi. Yani yakından görmek için güvenli. Yanımda X ailesinden Cody var. Herkese merhaba. Size etrafı gösterecek. Hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim. Pekala. Bu traktör aslında yangın söndürmek için kullanılıyor. İtfaiye aracı ve canavar kamyonun birleşimi gibi. Şu büyük tekerleklere bakın. Bunlar tıpkı canavar kamyon tekerleği gibi. Büyüklüğüne bakın. Bunlar tehlikeli alanlarda aracın çamura saplanmasını engelliyor. Bir de önüne bakalım. Burada saban ve koruma demiri var. Burası yere iniyor ve etraftaki çalıları iterek bir emniyet şeridi oluşturuyor. Böylece yangın emniyet şeridine geldiğinde duruyor. Bir de arkaya bakalım. Arkada dev bir su tankımız var. Bunun içi su dolu. İçinde yaklaşık 4000 litre su var. Burada bir hortum makarası var. Bu kırmızı hortumu çıkarıp yangını söndürmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca üst tarafında dönerek su fışkırtan bir monitör var. Ama bunu göstermeden önce içeri geçelim, olur mu?
Pekala. Şimdi traktörün içindeyiz. Size etrafı göstereyim. Bu traktörü kullanmamızı sağlayan direksiyon. Evet. Ve burada da tüm ayarları gösteren bir panel var. Bu tuşa basarak korna çalabilirsiniz. Gördünüz mü? Şimdi de aşağı bakalım. Bu fren pedalı, bu da gaz pedalı. Bu ufak vites kolu da traktörün önündeki bıçağı kontrol ediyor. En havalı yeri göstereyim mi? Bu kol tazyikli su makinesini kontrol ediyor. Hadi biraz su fışkırtalım. Bu çiftlikte vakit geçirmek çok keyifli. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba. Bakın. Vay canına. Büyük beyaz bir poşet. Acaba içinde ne var? Bir sürü rengarenk top. Bir tane daha var. Büyük beyaz bir poşet. Şunu izleyin. Hazır mısınız? Tamam. İşte geliyor. Bir sürü renkli top var. Vay canına. Şunlara bakın. Vay canına. Pekala. Evet. Tamam. Şimdi topları masadan kaldıralım. Beyaz masamıza geri dönmüş olduk. Evet, işte beyaz masamız. Hadi bakalım renkleri öğrenelim şimdi de. Bakın. Bakın bu canavar kamyonun rengi siyah, yeşil, mor ve biraz da kırmızı. Bakın bir polis arabası. Sireni bile çalıyor. Bu polis arabasının rengi siyah, beyaz, kırmızı ve mavi. Vay canına. Şu inşaat araçlarına bakar mısınız? Vay canına. Şunlara bakın. Her şey var. 4 inşaat aracı da neredeyse aynı renk. Hepsinde siyah renk var.
Hepsinin sarıya dönük turuncu bir rengi var. Sadece sarı diyebiliriz aslında. Vay canına. Evet, bu bir kazıcı yükleyici. Bu bir çimento kamyonu. Bu bir damperli kamyon. Vay canına. Ve bu da bir buldozer. Evet. Hadi başka renklere bakalım. Bu bir çöp kamyonu. Çöp kamyonu. Hey, çöp kamyonunun rengini söylemeyi unuttum. Evet, bunun rengi yeşil. Traktörle aynı renk. Evet, bu bir traktör. Traktörün sarı tekerlekleri var. Pekala, güle güle, güle güle. Ve son bir aracımız daha var. Evet, bir itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu. Bu itfaiye kamyonu kırmızı renkli. Üstünde biraz sarı ve beyaz da var. Sizlerle renkleri öğrenmek çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba. Ben Blippi. Şuraya bakın. Evet. Bu bir kazıcı yükleyici. Bugün sizlerle kazıcı yükleyiciyi daha yakından tanıyacağız. Pekala, kazıcı yükleyicinin dışındaki parçalara bakacağız. Gelin. Vay canına, bu kazıcı yükleyici çok büyük. Büyük olan bir şey daha var. Evet, bu çok büyük bir tekerlek ve lastik. Bir de şuna bakalım. Bu daha küçük bir tekerlek ve lastik. Oo! Bakın. Vay canına. Bunlar lastiğin tırnakları. Bu sayede tekerlek dönerken başka yerlere kaymıyor. Ay, başım dönmeye başladı. Buraya gelin. Burası aracın kabini. Kazıcı yükleyicinin operatörü buraya oturuyor. Vay canına, çok hoş. Bir de şuraya bakın. Evet, bunlar aracın farları. Evet,
Ve bunlar da sinyal lambası. Bu sayede kazıcı yükleyiciyle trafiğe çıkabilirsiniz. Evet, vay canına. Wow! Bu bir denge ayağı. Ve normalde yukarıda oluyor ama şu anda aşağıda duruyor. Böylece kazıcı yükleyici kazı yaparken sabit bir şekilde durabiliyor. Oo! Ben de çok sabitim. Kazıcı yükleyicinin bu kısmına ise bom deniyor. Yukarısına da aracın kolu deniyor. Evet, bu kol gerçekten çok özel. Çünkü bu bir uzar bom. Bu harikaydı. Şuraya bakın. Burası kazıcı yükleyicinin arka kepçesi. İçi de çok geniş. Evet, bunu birazdan kullanacağız. Gelin. Vay canına. Bu bir egzoz. Motorda yanan gaz buradan dışarı çıkıyor. Vay canına. Hey, şuna bakın. Burası ön kepçe. Gerçekten çok büyük. Arka kepçeden bile daha büyük. Bu ön kepçe de çok özel. Dörtlü bir kepçe ve istiridye kabuğu gibi açılıyor. İstiridyelere bayılırım. Vay canına. Şuna bakın. Bunlar hidrolik hortumlar. Bu bir hidrolik silindir. Hidrolikler ön ve arka kepçeye sıvı basıncı uygulayarak enerji sağlar. Vay canına, kazıcı yükleyicileri çok seviyorum. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanma zamanı. Hadi gelin. Bir saniye. Bir şey mi unutuyoruz? Evet. Her şeyden önce güvenlik. Evet. Baretimi taktım ve turuncu güvenlik yeleğimi de giydim. Pekala. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanabilirim. Evet. Bir saniye. Bir şey daha unutmuş olmalıyız. Evet. Motorun iyi durumda olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Hadi. Pekala. Bu motorun kaputu. Hadi açalım şunu. Vay canına. Bu çok büyük bir motor. Burası hava filtresi. Bu soğutucu. Burada radyatörden çıkan büyük bir boru alternatör ve akü var. Vay canına, ne kadar da güçlü. Şimdi sizlerle yağ kontrol etmeliyiz, tamam mı? İşte burada. Pekala. Yağ bunun içinde. Sarı renkli bir yağ çubuğu var. Şanzımansa T şeklinde bir yağ çubuğuna sahip. Şimdi sarı renkli olanı alacağız ve... evet. Tamam. Bunu silelim. Tekrar sokalım. Şimdi yağı kontrol edebiliriz. Evet. Gayet iyi görünüyor. Pekala. Hadi bakalım, yerine koyalım. Artık kazıcı yükleyiciyi kullanabiliriz. Hadi gidelim.
Oo, pekala. Kazıcı yükleyicinin içindeyiz. Her şeyden önce güvenlik gelir. Emniyet kemerimizi takmalıyız, değil mi? Harika. Kazıcı yükleyicinin havalı bir yanı da ön ve arka tarafının olması. Hadi ön tarafına bakalım. Oo, şuna bakın. Bu bir direksiyon. Kazıcı yükleyiciyi bununla kullanıyoruz. Ve bu da vitesi. Evet, bu şekilde öne veya geriye gidebiliyoruz. Ve bunlar da dönüş sinyalleri. Evet, bir özelliği daha var. Şimdi dinleyin. Evet, korna. Ve ön kepçeyi işte bununla kontrol ediyoruz. Geri çektiğimizde yukarı çıkıyor. İleri ittiğimizde ise aşağı iniyor. Evet, çok güzel. Şimdi de arkaya bakalım. Evet. Vay canına. Gördüğünüz gibi aracın bomu, kolu, kepçesi ve denge ayakları burada. Tüm bunları bu iki kol yardımıyla yönlendiriyoruz. Biri bu. Ve diğeri de bu. Şimdi ikisini kullanalım. Hazır mısınız? Ve bir de şu siyah düğmeye basalım. Dinleyin. Evet, çok iyiydi. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanma zamanı. Hadi çalıştıralım. Kazıcı yükleyiciler inşaat alanındaki en işlevsel araç. Çünkü büyük bir ön kepçesi ve küçük bir arka kepçesi var. Vay canına! Şimdi kazıcı yükleyici dansı zamanı. Ekranda kazıcı yükleyicinin ön kepçesini görünce şöyle dans edin, tamam mı? Bakın şöyle. Tamam mı? Arka kepçeyi gördüğünüz zaman da şöyle dans edeceksiniz. Bakın. Pekala. Başlıyoruz. Bir kazı makinesi toprağı kazıyor. Evet. Hazır olun. Bir kepçe ve bir de kol var. Ekskavatörler çok havalılar. Ekskavatör. İşe koyuluyor. İşte toprak çekiliyor. Ekskavatör. Bir tane daha geliyor. Birinci öyle ki yoktu bir eşi benzeri. Ekskavatör. 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 Sonuncusu. Ekskavatör. Ekskavatör. Harikaydınız. Sizlerle kazıcı delicileri yakından tanımak çok eğlenceliydi. Kazıcı delici videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Pekala.
B-L-I P-P-I Blippi. Harikasınız. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Blippi.